Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar hep evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunduk. Evlilik aşamasına gelmeden önce neler yapılması gerekir? Evlilikten sonra nasıl davranılması gerekir? Bunlardan bahsettik. Ve bazı kardeşlerimiz mesaj attılar ve bu konuda talepte bulundular. Abi nişan süreciyle ilgili hiç video yok. Araştırıyoruz, bulamıyoruz. Nişanlık süreciyle ilgili bir video yapar mısın dediler. Ben de baktım gerçekten de evlilik videolarının içinde her ne kadar biraz bahsetmiş olsak da nişanlık sürecine özel bir videomuz yok. Dedim hiç ertelemeden hemen bu konuyu hazırlayalım. Ve bazı konulara değinelim. Nişanlıyken asla sakın yapmaman gereken şeylerden bahsedeceğim. Ve mutlaka nişanlıyken bunları yap dediğim şeylerden bahsedeceğim. İstersen başlayalım. Nişanlıkta kafa yapısı olarak yapılan en büyük hata kesin evleniriz düşüncesiyle, bu zan ile bazı yanlış adımlar atma ve maalesef en büyük günahlardan birisi olan zina hatasına düşme. Nasıl olsa evleneceğiz. Artık nişanlandık, ailelerimiz tanıştı, evler hazırlandı, her şey tamam. Benim müstakbel eşim bu, onunla evleneceğim diyor ve kardeşim hataya düşüyor. Sonra ne oluyor? Sonra bir daha geri dönülmez bir problem başlıyor. Nişan bozuluyor ve bir taraf mutlaka mağdur oluyor. Hem iffetini leke sürmüş oluyor, hem Allah katında büyük bir günaha girmiş oluyor. O yüzden kardeşim, nişanlıyken unutmaman gereken, kesinlikle yapmaman gereken şeylerden birisi bu. Unutmaman gereken şey, evli değilsiniz. Birbirinize helal değilsiniz. O yüzden nişanın bozulma ihtimalini asla unutmayın. Siz hayırlı bir niyetle bir adım atmışsınız, bir sürece girmişsiniz ama bu süreç olumsuz bir şekilde sonlanabilir. Ve pek çok insanın zihninde de nişan çok bağlayıcı bir şey olmayabiliyor. Ve şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı yerlerde ufak bir dini hassasiyet vardır. Çocuklarımız rahat geçsinler diye bir dini nikah yapılır. Fakat bazı insanlar bunu suistimal ediyor. Dini nikah yapan taraf eğer bunun şuurunda değilse bunu suistimal edebilir. O yüzden bu konuda özellikle dikkatli olunması gerekiyor. Nişan süreci evliliğin öncesi bir süreç olduğu için kesinlikle halvet olmamaya dikkat etmek lazım. Şöyle bir rahatlığa girebiliyor insanlar. Ya biz nasıl olsa nişanlıyız. Sıradan bir sevgililik, bir flört değil bu diyebiliyor. Ama aslında İslam dini sadece nikahtan sonrasını evlilik olarak kabul ediyor. Ondan öncesi bütün durumlar birbirine eşittir. Yani siz şunu düşünüyor olabilirsiniz. Biz nişanlıyız, sevgili veya flört değil ama yaptığınız her şey o başlık altında eline alınacak şeyler olabilir. O yüzden kendi iffetinizi korumak noktasında çok hassas olmanız gerekiyor. Dini nikah meselesi suistimal edildiği için şunu mutlaka söylemek gerekiyor. Bu asır insanına özellikle bu tavsiyede bulunmak gerekiyor. Ya düğüne çok yakın veya düğündeki resmi nikahla beraber ekstra yapmak istiyorsanız yapın. Ama yapmasanız da zaten Diyanet'in bu konudaki fetvası resmi nikah dini nikah yerine de geçiyor deniliyor. İsterseniz müftülüğe de sorun. Bizim de tavsiyemiz zaten müftülüğün söylediğinden farklı olmayacaktır. Böyle yapmanın sizin için de emin olun daha hayırlı olacaktır. O yüzden nişanlık sürecinde halvet olmamaya çok dikkat etmeniz gerekir. Özellikle dedikoduya mahal verecek şeylerden uzak durun. Zaten küçük yerlerde, lokal yerlerde yaşayanlar bunun ne demek olduğunu, neyi kastettiğimi çok daha iyi anlamışlardır ama büyük şehirlerde yaşayanlar da kesinlikle bu şekilde suizana sebebiyet verebilecek, dedikoduya sebebiyet verebilecek şeylerden mutlaka uzak dursunlar ki zaten Allah görüyor, Allah'ın melekleri her daim her hareketimizi kayıt altına alıyor. Öyleyse her hal ve hareketimize dikkat etmeli, ağzımızdan çıkan her söze dikkat etmeliyiz. Bu doğrultuda bir diğer tavsiyem kontrolsüz muhabbet göstermemek. Yani akıl ve kalbin dengeli olması. İnsanlar bu süreçlerde hele ki bu sürece girmeden önce biraz sabrettiyse sabırsızlaşabiliyor. Yani aşırı bir duygu patlamasıyla karşı tarafa fazlaca bağlanabiliyor. Bu duygu coşması insanın mantıksız hareket etmesine sebebiyet verebiliyor. Hata yapabilecek hale gelebiliyor insan. Duygularına yenik düşüp harama girebiliyor. Sözleriyle harama girebiliyor. Hal ve tavırlarıyla harama girebiliyor. El ele tutuşmayı basit görüp bundan bir şey olmaz diye onu masum gibi göstererek daha büyük yakınlaşmaların ilk adımlarını atabiliyor. Zaten gerisi çorap söküğü gibi geliyor. O yüzden kesinlikle bir mesafe koymak, bu mesafeyi korumak gerekir.
kesinlikle seviyesiz mesajlaşmalardan, seviyesiz konuşmalardan uzak durun. Bu tarz şeyleri evliliğinize saklayın. Şahsen ben eşimle nişanlı olduğum süre zarfı içinde ona hep siz diye hitap ettim. Ne zaman ki dini nikahımız kıyıldı, ondan sonra ona sen diye hitap etmeye başladım. Ama siz yarın öbür gün evlenip evlenmeyeceğiniz kesin olmayan, nişanın bozulabileceği birisine, bir eş adayına direkt canım, cicim, aşkım muhabbeti yapmaya başlarsanız, bir bu hem haram olur, iki evliliğin o saygınlığının içinde olması gereken şeyleri tüketmiş olursunuz, üç birbirinize olan hürmeti biraz yitirebilirsiniz. Bazen aceleci davranabiliyorsunuz. Bazı duyguları çok çabuk tüketebiliyoruz. O yüzden bu konularda biraz daha sabırlı olmak gerekir. O yüzden olabildiği kadar seviyeli ol. Durman gereken mesafeyi çok iyi tespit et. Saygılı ol. Karşı tarafın düşüncelerine, fikirlerine saygılı ol. Çok iyi bir dinleyici ol. Empati kurmayı mutlaka öğren. Empatiyle yaklaş. Ve bazı frenlerin olsun. Bu süreçlere girmeden önce bu tarz frenleri belirlemen o anda senin yardımcın olacaktır. Kesinlikle şu alana girmeyeceğim. Kesinlikle şu mahremiyeti açmayacağım. Kesinlikle şurada durmasını bileceğim. Kendimi frenleyeceğim. İçimdeki sevgi patlamalarını, sevgi pıtırcıklarını biraz frenlemeyi öğreneceğim. Sözüme, duruşuma, bakışıma dikkat edeceğim diye. Baştan kendinizi böyle kodlarsanız o anda da durmanız gereken yerde durabilirsiniz. Bu size hem bir asalet katacaktır. Yani aslında şunu demek istiyorum kardeşim. Yarın pişman olacağın bir hata yapma. Yarın pişman olacağın bir hata yapmamak için önceden hazırlıklı ol. Nişanlık sürecinde de dikkat edeceğin şeylerden birisi, karşı tarafla sağlıklı konuşabiliyor musun? Sorun çözme noktasında başarılı mı? Yoksa çocuksu hareketler, çocukça tavırlar içine mi giriyor? En ufak bir şeyde hemen nişanı atacağım, nişanı bozacağım tarzında çözümsüzlüklere mi sürüklüyor? Tipini, şeklini, şemalini çok sevebilirsin. Ama böyle birisi, kötü sinyaller veren birisi evlilik hayatında seni çok çıkmazlara sürükleyebilir. Evlilik hayatında boşanmaların olmaması için bu nişanlılık sürecine çok dikkatli olmak lazım. Peki nişanlık süreci ne kadar olmalı? Nişanlık süreci katiyen uzun olmamalı. Kısa tutmalısınız. Bunun kararı benim şahsi kanaatim 3-4 haftadır, 5 haftadır. Uzamaya başladıkça, 2 ayı geçtikçe, 3 ayı geçtikçe artık şeytana daha çok alan açılıyor. Araya fitne girebilecek, şeytan girebilecek bir mesafe oluşmuş oluyor. Şeytan onu çok seviyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayırlı işlerinizde acele ediniz diyor. Bu konudaki tavsiyesi bu. Evlilikle ilgili tavsiyesi de zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nedir? Diyor ki nebiler, nebi Aleyhisselatü Vesselam. En hayırlısı, en külfetsiz, en ucuz ve en kolay olanıdır diyor. Evliliğin en külfetsiz olmasından, en kolay olmasından kastı evlilik öncesi sürecin de kolay olması. Burada bizim kesinlikle israfın kapısını açmamamız gerekiyor. Şimdi siz nişanlı olarak mesela evlilik sürecini ve ondan sonrasını planlıyorsunuz ve şimdiden bir takım harcamalar yapmaya başladınız. Ama siz evlilik sürecinde yapamayacağınız şeylere insanları alıştırırsanız, hem eşinizi hem ailesini alıştırırsanız ileride üzüleceksiniz. İktisat hayatımızın her alanında sergilememiz gereken imani bir duruştur. O yüzden katiyen müsrif olmamamız gerekiyor. Cömertliğimi göstereceğim diyorsunuz fakat israfla cömertlik arasında inanılmaz bir fark var. Bunu ıskalıyorsunuz. Bir takım gereksiz harcamalara, özellikle haram olan şeylere harcama yapmamak için dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela hanım kardeşlerime şöyle bir şey söyleyebilirim. Gelinlik giymek haram mı diye soruyorlar. Bunun da ölçü şudur. Namaz kılamayacağın bir kıyafeti evleneceğin gün giymen caiz değildir. Yoksa gelinlik giymek haram değil. Ama o kıyafetle namaz kılabiliyorsan onu düğünde giy. Eğer tesettüre uygun değilse, onunla namaz kılamayacaksan başka erkeklerin karşısına çıkman da o kıyafetle caiz olmayacaktır. Nişanlık sürecinde bu tarz şeyleri çok güzel planlamak, damat adayının da gelin adayının da bu noktada aynı yere parmak basması ve ikisinin de el alem ne der? Aman bizim düğünümüz 3 yıl, 5 yıl konuşulsun, hiç unutulmasın. Falanın düğününden daha güzel olsun, akrabalarda gıptayla baksınlar, nispet olsun gibi kavramların, dar bakışların hapsine girmemesi lazım. El alem ne der görüşünden sıyrılmamız lazım. Bu bir puttur, bu asrın putudur. Bundan sıyrılıp Allah ne der? Buna bakmamız lazım. Allah'ın razı olacağı bir evlilik yapmamız lazım. Allah'ın rızasını gözettiğimiz evliliklerde de kesinlikle tavsiyem şu, ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Nişanlık sürecinde çünkü insanlar hep böyle yapmacık davranabiliyorlar.
kadar. Kesinlikle yapmacık olma. Başkasını oynama. Kimsen onu sergile ki doğru kararlar alınabilsin. Başkasını oynama. Elbette çevrende evlilik yapmış, bu konuda tecrübeli, dini bilgisi olan insanlardan tavsiye al. Ama başkasının aklıyla ne olur konuşma. Hani bazıları vardır ya, size şöyle der. Git ve şunu 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 söyle. Hayır, aynen bunu söyle derler ya, asla onların sözünü böyle alıntılayıp direkt papağan gibi söyleme. Sen ne hissediyorsan onu konuş. Kalbinden geleni söyle. Çünkü bir ömür kalbinle yaşayacaksın bu hayatı. Evlilik müessesesini eşinle beraber kalbinden gelen hislerle kuracaksın. Ama tabii öte yandan evlilik müessesesi de sadece duyguların olduğu, sadece sevginin, aşkın yaşandığı bir müessese asla değildir. Bir ortak idare kültürüdür. Bir beraber yaşama kültürüdür. O yüzden nişanlık sürecinde karşı tarafı tanıma açısından şuna çok dikkat et. Fedakarlıklar yapabiliyor mu? Çünkü beraber karar almanız çok önemli. Beraber karar alırken bazen sizin istediğiniz kararlar olmayabilir. Hayatın müşterek kısmında bazen sizin istemediğiniz kararlar almanız gerekebiliyor. Bu da fedakarlıkla ancak olur. Bir insanda fedakarlık özelliği yoksa o süreci yönetirken bir kez daha düşünmek lazım. O yüzden bir anlık duyguların çok ötesinde bir şeydir evlilik. Bir idare sanatıdır aslında. Olgunlukla yaşanması, olgunlukla idrak edilmesi gereken bir süreçtir. Fedakarlıklar yapın ama bu demek değil ki bazı şeylerden taviz verin. Hayır, Allah'ın emri doğrultusunda olan, Allah rızasını kazanmanızı sağlayacak, ahlaken fazilet olarak sıralayabileceğimiz şeylerden taviz vermemek lazım. Mesela siz düğününüzde bir haram olsun istemiyorsanız bu konuda taviz vermeyin. Ya şurayı şu günü idare edelim, bir günden bir şey olmaz demeyin. O günle her şey başlıyor. O temel üstüne bina edilen bina çürük oluyor ve yıkılmaya mahkum oluyor. Nişanlık sürecinde insanlar genelde toz pembe bakarlar hayata. Ayakları yerden kesilir ve önceden sağlam bir duruşu olmayan erkekler genelde kendini kaptırıverirler. Taviz üstüne taviz verirler ve sonra çok pişman olurlar. Bayanlar da öyledir. O süreçte o aşk insanın gözünü kör eder bir hale geliyor ve mantıksız adımlar atılabiliyor. Aileler işi bambaşka yerlere götürebiliyorlar. O yüzden ailelerle de aklı selim bir şekilde oturup konuşulmalı. Yumuşak karın gibi tavize hazır bir duruş sergilememeli. Biraz daha omurgalı bir duruş sergilemeli. Elbette muhabbetle çözmeli, hürmetle çözmeli. Her şeyi soruna, probleme dönüştürmemeli. Ama şu şekilde de yaklaşmamalı. Aman işimiz bozulmasın, şu köprüyü geçene kadar buna da he diyelim. Olmamalı. Çünkü İslam eş adaylarının küfüv olmasını çok önemser. Denk olmasını. Bu da nişanlık sürecinde belli olur. Denk değillerse evliliğin kurulduktan sonra yıkılması çok tahripli olacağı için nişanlık sürecinde bir şeylerin karar verilmesi daha doğru olur. Bir diğer tavsiyem, evlenirken aileyle de evlendiğini unutma. Evet, gerçekten de öyle oluyor. Eşler evleniyor, aileler de evleniyor. Ve özellikle erkek bir yere damat gidiyor, kız bir yere gelin gidiyor. Sonuçta o ailenin parçası olmuş oluyorlar. Anne babalar kendi yavruları gibi gelinlerine, damatlarına sahip çıkmalı. Sahip çıksın çıkmasın. Kötülük yapsın, zulüm yapsın hiç önemli değil. Bu sizin tavrınızı değiştirmemeli. Karşı taraf yaparsa yaparım, gelirse gelirim, gülerse gülerim gibi şartlı sevgiler değil. Allah rızası için yapmalısınız. Eğer kayınvalideniz, kayınpederiniz size sergilemesi gereken muhabbeti sergilemese de siz ne olursa olsun kendi anne babanız gibi ona hürmet göstermelisiniz. Asla bu süreçte fevri davranmamalısınız. Hürmette kusur etmemelisiniz. Nişanlık süreci, o yüzden dedim ya, 1 ay, 2 ay olur ama 3 ay geçerse problem başlar. Hele 6 ay gibi uzun süren nişanlıklar bazen oluyor. 1 sene, 2 senelik nişanlıklarda hep bakıyoruz problemler oluşuyor. En büyük problemler de ailelerin gelini veya damadı kabul etmeyişinde, edemeyişinde. Çünkü o süreç uzadıkça en ufak bir şeyden nem kapma halinin şeytan tarafından desteklenmesi, pompalanması ile oluyor. Problemler böyle çıkıyor. Süreci uzatmamayı Efendimiz tavsiye ediyor. Size de bu tavsiyeye uymak yarışır. Bir de şu en yaygın hatalardan birisi. Yani nişanlılık süreci uzun olsun da daha iyi tanıyayım diyor. Bu ne demek? Yani kusursuz bir insan olduğunu anlarsam evlenirim demek. Ya illaki karşı tarafın bir kusuru var. İllaki bir problemle karşılaşacaksın. Ama sen zaten birinci, ikinci, üçüncü görüşmede karşı tarafı yeteri kadar tanıyabilirsin temel olarak. Bu minvalde bir insan dersin. Ama gerçek yüzünü zaten evlendikten sonra tanıyacaksın. Ama kusursuz bir insanla hiçbir zaman evlenemezsin. Her evleneceğin aday kusurludur. Kim olursa olsun. Mesele dini hassasiyeti çoksa, ki Efendimizin tavsiyesi o yönde değil mi? Serveti, soyu, güzelliği değil. Siz dini hassasiyetine göre seçin demesinin sebebi o. Eğer dini hassasiyeti varsa kendi kusurlarını çözmeye çalışan bir insan.
insan demektir. Kendisini terbiye etmeye çalışan, nefsini terbiye etmeye çalışan, Allah rızası için yaşamaya çalışan, Allah rızası için karşı taraf ne yaparsa yapsın, tamamen Allah için seven, Allah için gülen, Allah için hürmet eden, Allah için hizmet eden birisi olabilir. O yüzden süreci uzatmak çok mantıksız, çok zararlı. Kesinlikle problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Tam tersi bir de şöyle bir mantıkla yaklaşanlar var. Süreç uzasın, görüşsünler. Bu İslam'a tam ters bir söylem. Yani bu konuda genelde şuna takılınıyor. Akrabalar ne der? El alem ne der? Ölüm döşeğinde ölmek üzere olan insanlar üstünde bir araştırma yapılmış. İnsanlar genelde 5 farklı söylem etrafında dönmüşler. Bu 5 farklı söylemin en ilginçlerinden birisi ne biliyor musunuz? Ölüm döşeğindeki insanlar sıklıkla şunu söylemişler. Keşke etrafımdakilerin düşüncesine göre değil, içimden gelen şekilde hareket etseydim. El alem ne der diye değil, kalbim ne der diye baksaydım da ona göre kendi isteğimi yaşasaydım. Başkasının hayatını yaşamayın. Allah rızasına göre kendi kalbinizden gelen, içinizden gelen hayat yaşayın. Bu konuda da tevekkül edin. Teferruata takılmayın. Detaylarda boğulmayın. Allah size yardım edecektir. Allah'ın rızasını esas maksat yaparsanız göreceksiniz. Allah bütün pürüzleri önünüzden kaldıracaktır. Aranıza muhabbet verecektir. Siz İslam için bir araya gelin. İslam için birbirinizi sevin. İslam'ın sahibi olan Rabbiniz de göreceksiniz. Hanenize huzur ve saadet yağdıracaktır. Allah'ın rızasının aksine hareket ederseniz de hanenizdeki huzuru veren Allah belki vermeyecektir. Buna dikkat edin. Sizin de aklınıza gelen bu konuda tecrübeli kardeşlerimiz varsa tavsiyelerini yorum yazsınlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah şu an nişanlı olan kardeşlerim varsa Rabbim onlara hayırlı, bereketli, saadet dolu bir evlilik nasip etsin. Yuvalarını İslam kahramanlarının yetiştiği bir medreseye çevirsin. Dünya ahiret saadetine medar bir yuva kurmayı nasip edilsin. Henüz evli olmayan kardeşlerime, nişanlı olmayan kardeşlerime de Rabbim bu videodaki tavsiyelere uyup çok güzel, huzur dolu, saadet dolu yuvalar kurmayı nasip eylesin. Yıllar sonra olur da bu videoyu izler. Derseniz yoruma mutlaka yazın. Bu videoyu izledikten sonra bunları uyguladım ve evlendim. Denedim %100 çalışıyor diye yazarsanız da sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.